Buna da çok itina göstermek lazım. Müslüman olduğunu söyleyen toplumlarda Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştıkça onun yerine bir takım yanlışlar, sapıklıklar, Kur'an'da ve sünnette olmayan haller ve yollar da çıkmaya başlıyor. Defalarca anlattım şu kürsülerde ki, bir Müslüman öldükten sonra, kabrine konduktan sonra, her Müslüman gibi onun da hayra ihtiyacı var, duaya ihtiyacı var, Kur'an'ı okuyup sevabını bağışlamaya ihtiyacı var ölünün. Kurban kesip sevabını bağışlamaya ihtiyacı var. Tamam. Ama sevap göndermek için, hayır göndermek için ölülerin ruhuna, ölmüş Müslümanların ruhuna hayır göndermek, sevap göndermek için hiçbir kitapta, Kur'an'da, sünnette, hadiste bir gün tayini yapılmamıştır. Tayin yok. Şu gün denmemiş. Hocam sen böyle söylüyorsun ama halkımız, cemaatimiz, cemiyetimiz ölünün 7. günü, 40. günü, 52. günü diye gün tayin etmiş. Bunu Allah tayin etmemiş, bunu başkaları tayin etmiştir. Ya gelin şunu anlayın Allah aşkına. 50 kere söyledik, hala soruyorlar. 6666 ayeti okuyoruz. 600 bin hadisi şerifi inceliyoruz, böyle bir 7. gün yok. 40. gün yok. Soruyorlar hocam diyorlar, ateş olmayan yere duman tütmez, illaki bir şey var ki 7. gün demişler, 40. gün demişler, 52. gün demiş. Ya yok işte, bu simsarların, çıkarcıların, menfaatçilerin, sapıkların koyduğu bir şey bu. Ne gibi bir şey canım? Ben düşündüm, şöyle bir izahat buldum. Kendim buldum, başka yerden bulmadım. Üç taksit. Üçte birini şu ay, üçte birini şu ay, üçte birini şu ay. Üçe taksim etmiş vergi, üç taksitte alıyor. Galiba bir takım istismarcı, menfaatçı, sapık kimseler de Müslümanların ölülerinin sırtından alacakları vergiyi üçe bağlamışlar. 7. gün, 40. gün, 52. gün. Bu dinde yoktur. Bunu yapanlar sapmıştır. Yaparsak bir şey olur mu? Eğer bekleyip de o yapacağınız hayrı 7. gün, ancak bugün de oluyormuş, 7. günü geçirmeyelim ha, 40. günü geçirmeyelim ha diye bekleyip de o gün yaparsanız ölünün ruhuna kezzap dökmüş olursunuz. Vallahi sevap olmaz, yeminle söylüyorum. Azap etmiş olursunuz, sevap etmiş değilsiniz. Çünkü peygamberin yapmadığını yapmak azaptır. Ama buna dikkat edelim ya. Ne var yani şu kadar basit şeyi anlayamamakta? Hala bunu soruyor bana, böyle şey var mı diye. Yok işte. Hala soruyor, üç aylar, ya üç aylar Recep, Şaban, Ramazan'dır. Hiçbir kitapta ve sünnette peygamberimiz Recep-i Şerif'in tamamını oruçla geçirmemiş. Hiçbir hadiste peygamberimiz, sahih hadiste Şaban-ı Şerif'in tamamını oruçla geçirmemiş. Yani Ramazan dahil üç ayların tamamını kesintisiz tutmamış. Üç ayları tutmak ibadet değil, sünnet değildir. Değil. Niye bunu anlamak istemiyorlar ya? Acaba biz mi hata ediyoruz da aylarca hadis-i şerifleri araştırdım, vallahi yok ya. Niye ileri gidiyorsun kardeşim, niye taşırıyorsun bu işi ya? Peygamber nasıl yapmış, öyle yap yani. İlla böyle bir şey var demeye ne hakkın var? Böylece bu hususları da huzurunuza arz ettim. İnşallah daha sormazlar bunları Müslüman kardeşlerimiz. Vaazlar devam ediyor. Haftaya inşallah Miraç kandili yaklaşacak biliyorsunuz. O münasebetle önümüzdeki cuma günü Miraç konusunu, Mescid-i Aksa konusunu gündeme getireceğiz. Ve bir de dersin başında söylemiştim. Sahih-i Müslim'de çok ehemmiyetli bir hadis-i şerif var. Beyaz Saray dediğimiz Amerika'nın yönetimine verilen isim biliyorsunuz. Amerika'yı yönetenler Beyaz Saray'dan yönetiyorlar. Hadis-i şerifte aynen El Beytül Ebyad, Beyaz Saray kelimesi geçiyor. Bu Beyaz Saray'ın bir grup Müslüman tarafından ebediyen fethedileceğini ve Amerika'nın tarihe karışacağını haber veren hadis-i şerif var. Bunu araştırıyorum. Araştırmayı tamamlayabilirsem onu da kürsüye getireceğim. Hayretten donacaksınız hadislerin karşısında ve geniş açıklamalar olacak inşallah Teala ve çalışmalarımız devam edecek ama mutlaka sahip çıkmanızı rica ediyorum.
bazı çalışmalar kulağıma geliyor, bazı sinsi hükümete, ta Ankara'lara, Çankaya'lara kadar tırmanan adamlar kulağıma geliyor. Bizi sizden, sizi bizden ayırmak isteyenler, kıpırdanmalar kulağımıza geliyor. Allah aşkına sahip çıkın. Sahip çıkın, dikkatli olalım, uyanık olalım, çalışmalarımızı bozmayalım. Onun bunun fitnesine, fesadına kurban gitmeyelim.